Ne kamera mı geldi? Hadi öpüyorum. Şunu çek bak, çok yakışıklı. Çok yakışıklı bir adam. Evet. Ses kontrol. Ses kontrol. Teşekkür ediyorum efendim. Baştan böyle beni fotoğraf çekin ya. Gerçekten. Abi bir telefonu da çekelim de. Dur sen bana. Verin bir dakika çekelim. Acele. Sağ olun. Bak. Çekil. Abi ne kadar? Doğal ürünleri aracı olmadan Silivrili hemşehrilerimizle buluşturmak üzere hayata geçirilen Silivri Köy Pazarımızın açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli ilçe emniyet müdürüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları ve yöneticileri, değerli meclis üyelerim, kıymetli muhtarlarım, basınımızın yüzde temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, ama her şeyden önemlisi bugün bir arada olmamıza vesile olan elleri nasırlı tarım emekçileri. Hepinizi en kalbi duygularımla, en iyi dileklerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yağlı Tohumlar Başkanımız, yöneticilerimiz burada, Ziraat Odası yöneticileri burada, Önder Çiftçi burada. Biz yola çıkarken Silivri'de şunu söylemiştik. Bu kent birçok potansiyelini içinde bulunduran ama bu potansiyelleri harekete geçirilemeyen marka kent olabilme özelliklerinin farkına varamamış bir kent dedik. Marka kent dedik. Marka kenti hep birlikte el ele, gönül gönüle başarabiliriz dedik. Ama bu marka kent derken, bu marka kentin bence en önemli parametrelerinden biri de 20 milyonluk İstanbul'un hemen yanı başında doğasıyla, yeşiliyle, 500 kilometre kare ekilebilir, dikilebilir arazisiyle İstanbul'un bir kaçış rotası, bir hafta sonu tatil rotası ve yöresel organik ürünlerin satın alınabileceği bir rota olması hasabıyla marka kentin en önemli parametrelerinden biri de bu kentin bu verimli topraklarıydı. Tarımdı, hayvancılıktı. Üstüne vurgu yaptık, ısrarla vurgu yaptık ve şunu söyledik. Hiç unutmuyorum, bir arka paraleldeki sokakta seçim çalışmalarında kaldırımda yürüyordum. Bir amcamız kaldırımda kabak, kendi köyünde, Kurfallı köyünde yetiştirdiği kabağı parçalayıp orada satıyordu, Hüseyin amca. Bugün de burada. Hoş geldin Hüseyin amca. O gün ona şu sözü vermiştim. Hüseyin amca, biz belediye başkanı olduğumuzda kaldırımda değil köy pazarında, pazarında kabağını satacaksın demiştik. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi bugün o sözü tutmanın gururu içerisindeyim. Üreticinin alın terinin kurumadan, alın teri kurumadan pazarında, kendi pazarında arada aracısız olmadan gerçek değerinde ürünü satacağı bir köy pazarı hayal etmiştik. Allah'a çok şükür ki onu bugün burada gerçekleştirdik. Ben şunu söylüyorum, Silivri bu marka kent olabilme noktasında tarım ve hayvancılığı kullanabilirse İstanbul'da Avrupa yakasındaki 10 milyon insanı besleyebilecek araziye, potansiyele sahip. İstanbul'un en iyi kısa tatil kaçış rotası olarak Silivri yer alacak. En iyi köy pazarları yayınlanıyor, Şirince vesaire. Silivri'yi gördünüz mü? Görmedik. Ama ben iddia ediyorum 5 sene sonra İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi 10 köy pazarının içerisinde Silivri hak ettiği yeri alacak. Biz tarım ve hayvancılık dedik ama bunu laf olarak söylemedik. Bakın tüm tarım paydaşlarımız burada. TÜRAM, Tarım Üretim Araştırma Merkezimiz, Türkiye'nin tek tarım lisesi,
Burada da bunda emeği geçen benden önceki yöneticilere, benden önceki belediye başkanımıza da Özcan Bey'e teşekkür ediyorum. Bir hamcası tarafından bilabeden ekilen yerler var. Biz 300 dönüm yeri işte bu tarım paydaşlarıyla beraber bir araya geldik. 300 dönüm yere yerli milli bir arpa tohumunu ektik. Buradaki amacımız, buradaki muradımız 300 dönüm arpadan ekilen alınacak 200 ton arpayı dar gelirli hayvancıya, dar gelirli çiftçiye bilabedel ücretsiz dağıtmaktı. Bunu yola çıkarken maliyetinin 150 bin lira olduğunu öğrendim. Yola çıktık ama bir başka toplantıda, bir başka lansmanda da onore edeceğiz. Burada tarım paydaşları dediler ki, bakın ben bir de şunu söylemiştim. Silivri'de göreceksiniz. Silivri'nin problemleri, Silivri'nin dertleri etrafında el ele tutuşacağız. Ötekisi olmayan, başkası olmayan, farklılıklarından kazanç duyulan bir Silivri'de herkes el ele tutuşacak ve imkansız denilen kişiler göreceksiniz, el ele verecek. İşte bu projede de çeşitli siyasi görüşlere sahip arkadaşlarımız bir araya geldiler ve dediler ki, başkanım biz bu 150 bin liralık maliyeti belediyemize yüklemeyelim. Madem siz çiftçiye bunu ücretsiz dağıtacaksınız, bunun maliyetini de biz ortaklaşa karşılayalım. Kimi traktörüyle tarlayı sürdü, kimi ekimini yaptı, kimi tohumunu aldı, kimi alt gübresini, daha sonra ilacını ve hasadını vesaire. Biz yani 200 ton arpayı sıfır maliyetle Silivri Belediyesi olarak çiftçimize dağıtacağız. Ama buradaki amacımız 500 çiftçiye 5'er 100 kiloluk dilimler halinde dağıtmayı planlıyoruz. Böyle olunca da Silivri'de 8-10 bin dönüm arazi tekrar ekilecek. Arpası gelecek. Çiftçi 1500 TL verip 500 kilo arpayı almayacak. Destekleme alabilecek, sertifikalı tohum olduğu için 250 TL. Yani şöyle söyleyeyim, bu projeyle 2,5-3 trilyon civarında bir destekleme Silivri Belediyesi ve tarım paydaşları tarafından Silivri çiftçisine armağan edilecek. Ben buradan da emeğe geçen tüm paydaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu köy pazarının açılışında teşekkür etmeye gereken bir iki kişi daha var. Biliyorsunuz burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arsası, arazisi. Biz de burayı köy pazarı yapalım derken, yer ararken burası aklımıza geldi. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Bey'den burasını tahsis istediğimde burayı bize tahsis etti. Ben de Silivri halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine şimdi karşıya bakarken bu renkli binaları görüyorum. Basında çok spekülasyon oluyor. Belediyenin paraları çarçur ediliyor diye. Buradan o yazan kişiler de duysun, tüm Silivri de duysun. Bu binaların boyanmasında Silivri Belediyesi'nin kasasından çıkan tek kuruş yok. Tamamı sponsorlar tarafından Silivri Belediyesi'ne tek kuruş ödetmeden yapılan güzellikler buradan. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Yine bu pazarı yapmayı, bir yöresel pazarı, bir ahşaptan yapmayı düşündüğümüzde bölgemizde çok değerli bir işletme var. Demirel Kereste diye. Burasını Yaşar Bey ve Esat Bey ile görüştüğümüzde onlar da burasını yapıp Silivri Belediye'mize hediye ettiler. Buraya da tek kuruş harcamadık. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Ve Demirel ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla bugün burada bir adım atıyoruz. Esasında küçük bir adım gözüküyor ama bu üretim adına, çiftçilik adına, hayvancılık adına büyük bir adım bence. Büyük ufuklara yelken atacağız, üreteceğiz, çalışacağız. Silivri'yi hep beraber marka kent yapacağız. Ben sözlerime son verirken hemen pazarın arkasında büyük bir Atatürk portresi astık. Orada veciz bir söz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyor. Toprak o kadar cömerttir ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir diyor. Ve köylü milletin efendisidir diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Bu güzel tesisin imarında emeği geçen, başta Sayın Belediye Başkanımıza ve bütün emeği geçen kardeşlerimize sen sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Kendilerinden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel mekanda
güzel güzel ticaretler nasip eyle ya Rabbi. Emeği geçen kardeşlerimizin emeklerini sen bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi, toprağını sürerek alın teriyle mücadele eden kardeşlerimizin mahsullerini bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi, beldemizi, ülkemizi, yurdumuzu her türlü afetlerden, kötülüklerden, depremlerden, zelzelelerden, sen musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Rızan doğrultusunda bizleri nimetlendir ya Rabbi. Nimetlerine karşı şükreden kulların. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı olsun. Amin. Önemli böyle günlerimizde, çok eskiden vekillerimiz, meclis üyelerimizde böyle lokmalar döküp şerbetli olarak da halka ikram ediyorlarmış. Ben de onların anısına bugünüme sizlere kaynar lokması yaptım. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Oradan bu tarafa. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun. Ne demek? Ne demek? Yeter ki siz üretin evde. Zeytinyağı'na genelde şey biliyorlar ya. Peki, çok güzel bir yolu. Başkanım, zeytinyağı'na gönder ama. Şimdi de ben şimdi şey başlayacağım. Zeytin ekşi. Size de zeytin ağacı olacak. Benim filmimde kırıcı ağacı için de var. Mesela birkaç yerler. Sizin de zeytin ağacı. Sen Akkan'ı tanıyor musun? Bekleriz herkesi buraya. Evet, evet, evet. Sağ olun. Amcam sizde çok çalıştı. Oğlum evet. Size yardıma geldi. Thank you.
Thank you.